Sevgili dostlar selam. Herkesin beklediği, herkes bekliyor mu bilmiyorum, emin değilim. Yürüyüş videosu kesintisiz. Nerelerdeyim? Çizik tarafındayım. Şimdi istasyonuna indim. Park Station'da. Park Station istasyonunda ve Çizik'i biraz sizlerle birlikte dolaşacağım. Benim de sevdiğim bir bölge. Gevezelik göğsümde sizi göğsüme bağlıyorum. Yol boyu birlikteyiz. Uzun bir video olacak. Evet, ne zamandır hava çok kötüydü. Hep böyle yağışlı mağışlıydı ya da çok soğuktu. O yüzden bir türlü bir yürüyüş videosu falan yapamadım. Hatta yürüyüş bile yapamadım ya. İşler falan yoğun işte. Her şey böyle rutin, çalışma hayatına dönmüş vaziyette burada bizim için. Yani yeni bir şehirde yaşadığımız hissi tamamen yok olmuş vaziyette. Burada durdum. Niye durdum? Çünkü buraya ilk geldiğimiz zamanlarda geçen sene buralarda bir ev görmüştük. Ama internetten görmüştük. Kendisini görememiştik. Neyse şu civarda bir şeydi. Camları biraz böyle küçük küçükmüş. Böyle kirasını da söyleyeyim. 1350 pound muydu öyle bir şeydi. Herhalde şu anda da 1700 falan civarındadır son kira artışlarından sonra. Neyse bu Çizik bölgesini aslında seviyoruz. Birkaç tane de arkadaşımız da yaşıyor. Ondan sonra ama böyle ilk taşındığımızda tabii bize böyle en merkezi yerler daha cazip gelmişti. Her yere ulaşabilme kolaylığı açısından. Burası da tabii her yere ulaşım açısından oldukça kolay nispeten. Ama işte burada bir tek District Line ve Piccadilly bazı saatlerde geçiyor. O yüzden süper avantajı da olmuyor. Çünkü bazen böyle aksaklıkların da bol olduğu hatlar açıkçası. Bakın şu... Biraz gürültülü olabilir buralar. Bakın şu pub yine Fuller's grubunun publarından bir tanesi, satın alınmış. Burada bir arkadaşımızla oturmuştuk, bir şeyler yemiştik. Çok böyle Çizik Park'ın merkezinde böyle bilinen bir pub. Ama food şeyi nedir, yemekleri şey Thai. Thai tarzında bir şey var, mutfağı var. Thai de biz de çok seviyoruz aslında ama her örneği süper olmuyor. O günkü deneyimimiz böyle, o gün çok böyle hamburger yemek istediğimiz, böyle tam pub yemeği yemek istediğimiz bir gündü. O yüzden şey olmadı yani, çok verimli olmamıştı bizim için ama sonra tabii Thai mutfağına düşmüşlüğümüz çoktur. Ben şöyle ufak ufak geçeyim ya kırmızı mırmızı ama bir şey olmaz. Evet, hemen karşımda Çizik Park var. Oranın içerisine sokacağım sizi. Oradan da sahile doğru falan gideceğiz. Sahil taraflarında şöyle bir sahil ne demekse, yani Thames Nehri kıyısında biraz yürüyüş yaparız. Ay. Bugün hava şansımıza biraz daha güzel. Ben de işlerimin birçoğunu halletmiş gibiyim. Bugün 4 Ocak. Evet, 4 Ocak Çarşamba günü. Bakın tatlı bir böyle park, Çizik Park. Buranın böyle yazın falan cıvıl cıvıl oluyor. Hatta geçen sene yılbaşıydı, oraya falan güzel böyle yine Luna Park'ımsı bir şeyler kurmuşlardı. Winter Wonderland videomuzu izlemediyseniz ona da bir bakın isterseniz. Onun böyle bir küçüğü gibi bir yerde oraya kurulmuştu. Şöyle çimlere dalayım abi, elektriğimizi verelim. Gerçi ayakkabılar ayaktayken nasıl verebiliyorsun elektriği, belli değil. Şurada hemen bir şeyi var. Çizik'in kendi kilisesi var. Görebiliyor musunuz onu? Hadi ona bir yaklaşalım. Oradan döneriz. Şurada ileride bir ufak bir kafe var. Oradan bir elimize bir kahve alırız. Sohbetimize öyle devam ederiz. Sohbet dediğim böyle tek taraflı monoloğumuza. Ama sizler de tabii ki sohbeti ilerletmek babında yorumlara yazın sevgili dostlar. Neler görmek istiyorsunuz, ne yapmak istiyoruz? Sizin planlarınız var mı? Muhtemelen bu videoyu izliyorsanız bir şekilde zaten buralara gelme niyetinde falansınız muhtemelen. O yüzden, çünkü kanalın kitlesi muhtemelen öyle bir kitle oluyor. Burası da Çizik'in şey neymiş abi bunun? Mezhebi neymiş hocam bunun? Bir bakalım. Ah.
Turnham Green Kilisesi. Evet. İçeride bir grup oturmuş şey yapıyor. Şöyle güneşe karşı yürüyelim ya. Işık çok güzel aydınlatıyor sağ solu. Ah. Enerjim bu ara yüksek. Haftayı güzel kapattık. Haftayı diyorum, yılı güzel kapattık. Şöyle bir şey yapalım ya. Yıl resolution'ı yapalım. Nasıl geçti? Neler bekliyoruz? Neler umut ediyoruz? Bunları hepsini bir konuşalım. Şimdi senenin başları tam bu zamanlar biraz böyle zorluydu. Niye biliyor musunuz? Çünkü işte burada iş yapmaya başlamıştım. Biraz fatura kesmeye başlamıştım. Güzeldi ama bir yandan da hazırdaki paramızı hızlı bir şekilde de süratli bir şekilde de tüketiyorduk. Çünkü yani burada geldiğimizde standartlarımızı, yani ev standardı dışında standartlarımızı hiç değiştirmeden neredeyse yaşadık. Yani çünkü şey bizi mutsuz edecekti belli ki. Hayatı diğer anlamlarla da ufak tefek lüksleriyle daraltmak bizi mutsuz edecekti. O yüzden ama şey tabii baskı yarattı bir parça. Ulan çok hızlı eriyor para falan gibi böyle bir şey olmuştu. Türkiye'deki işim devam ediyordu. Hala da devam ediyor. Ama işte oradan geleni burada artık 22'ye 23'e bölmeye falan başlamıştık. O bir parça mutsuz ediyordu tabii ki. Çünkü biz buraya ilk geldiğimizde euro kuru 11'di. Haliyle ben bütün paramı işte orada olduğu için, Türkiye'de olduğu devam ettiği için işte orada ödenecek maaşlar var, vesaireler var, kiralar var, krediler var vesaire. Onlarla birlikte haliyle orada tutuyorsunuz parayı. Yani bir çırpıda dönüştürmüyorsunuz. Oranın sabit giderlerini karşılaması adına. Zaman zaman da oradan tırtıklıyordum. Fakat 22'ye falan, hatta Aralık ayındaydı. 24'e falan çıkınca anormal bir şey olmuştu. Bizim için tam yarı yarıya, bütün planlar yarı yarıya değişmişti aslında. Para böyle hızlı eriyor gerçekten. Orada kazanmanın bir avantajı yoktu. Neyse, buraya ağırlık verdik sonuç olarak. İşte Gözde iş değiştirdi. Daha yüksek maaşlı bir işe geçti. Ben aynı şekilde daha çok account'um oldu. Daha çok hizmet verdiğim müşterim oldu. Daha çok fatura kesmeye başladım falan. Ya burada bizim için hayat her anlamıyla şu anda oturdu. Yani decent böyle. Abi vurduk voley gibi değil de işte güzel abi. İstanbul'daki standartların aynısını koruyacak şekilde şey yapıyoruz. Şimdi bir araba alma, ehliyet alma falan böyle planları yapabiliyoruz. Şimdi işte evi değiştirme, daha büyük bir eve geçme gibi konuları konuşuyoruz. Şurada ileride bakın, Rhythm and Brews diye bir şey var. Kafe var. Oradan bir şeyler alacağım. Sıcak çikolata mı içsek ya? Burada yol bitti. Oğlum böyle şey mi olur? Neyse gittik. Hadi neyse işte. Sonuçta abi Ocak'tan Aralık'a kadar olan süre boyunca böyle ivmeli, nasıl söyleyeyim, parabolik yukarıya doğru bir hareketle ciromuzu ve şeyimizi, standartlarımızı yükseltmeye başladık. Bu arada da tabii eğlenmeyi unutmadık. Yani şey, stresli zamanlar oldu. Parasal anlamda değil sırf. Yani insan şey yapıyor. Yani aynı mücadelelerin içerisinde, aynı kendini anlatma, aynı satış baskısı içerisine falan girdiği zaman yoruluyor aslında. Stresli bir hayata tekrardan bürünüyor. Yani hangi ülkede, nerede yaşadığınızın falan bir önemi olmuyor. Yani hayatınızı komple değiştirmiyorsanız, yani satış yapma, müşteri baskısı vesaire gibi konular varsa bunlar devam ediyor. Çene çalıyorum amma çok konuştum. Dur bir kahve alalım. Hi, hello. Can I have a hot chocolate, please? No, thank you. Just milk and chocolate will be fine. Take away, please. Yeah, yeah, that's mine. Thank you. Just. Son dakika karar değişikliği, sıcak çikolataya döndüm. Kışın güzel gider ya. Böyle hep yılbaşıyla da özdeşleştirdiğimiz bazı şey, böyle sıcak şarap efendim. Sıcak çikolata böyle.
Ya da kayakla özdeşleştiremediğimiz ya bak. Snowboard kursuna geri dönüyorum bu arada biliyorsunuz. Snowboard kariyerime devam edebilirim. Bu tip içerikleri yapacağım herhalde. Kış turizmi bu sene yapabilir miyim emin değilim ama biraz araştırmalarım oldu burasıyla alakalı. Fırsat bulursam buradan işte bir yerlere gideceğim. O tip görüntüleri de sizlerle paylaşıyor olacağım. Okey, birkaç bölüm önce falan bundan bir bahsetmiştim kısaca. Şimdi sevgili dostlar, nerede kaldım? Evet abi, kafayı değiştirmiyorsan, işi çok değiştirmiyorsan, böyle işte hizmet sektöründe bir şey yapıyorsan, ne iş yapıyorsan ya fark etmez ya, stres var. O stresle baş etmek bazen şey oluyor, zevksiz olabiliyor artık. Bir de hani ben de meslekte kaç 15-16. Yıldayım falan, artık insan şey yapıyor, böyle farklı arayışlara falan giriyor ya, böyle daha bir daha pasif, böyle hani insansızlaştırma işi, insansızlaştırsak çok güzel olur. Az insan, az iletişim, az diyalog şahane olur. Şöyle ara sokaklara daldım biraz. Buradaki evlerin arasından geçerek sohbetimize devam edelim. Çok böyle şey odaklı konuştum ama bu videoya başlarken böyle hani yaşam, para, standartlar vesaire. Ama işte ilk başta buraya onu uyumlandırmak çok kolay olmuyor. O zamana kadar da böyle bir beklediğinizden daha zorlu bir süreç olduğunu fark ediyorsunuz. Asıl mesele ilk başta bu oluyor. Yani buraya gelen herkesle bir parça bu maddi diyalogları duyacaksınız. Çok büyük paranız bile olsa yani bu maddi diyaloglarla bir parça haşır neşir oluyorsunuz. Bu arada şunu da söylemek lazım. Abi buralılar cimri ya mesela. İngilizler çok cimri. Bunu böyle bütün Türk sohbetlerinde bazen dile getiriyoruz. Böyle çok paraları olsa da cimriler. Yani tutumlular diyemeyeceğim. Bazıları gerçekten cimriler ve bunları bir kültür gibi böyle ağızlarında sürekli konuşuyorlar. Yani bir şey çok pahalı, bir şeyin çok pahalı olduğunu sürekli dile getiriyorlar. Bizde böyle şeydir ya, gururumuz el vermez ya kolay kolay bir şeylere. Çok pahalı oldu, bilmem ne oldu, bu ay çok harcadım, daha fazla harcayamayacağım falan demek bizim için şeydir ya, böyle bir parça böyle çekinmesi bir duygudur ya. Buralılar gayet yani böyle bakıyorsunuz zaten hiç hani parayla ilgili bir diyalog kurmasına gerek olmayan bir kişileri bile böyle o çok pahalı ben ondan almıyorum gibi diyaloglarla çok fazla haşır neşir oluyorsunuz ve bu bizim aramızda böyle bir ne kadar cimriler ya diye bir sohbete dönmüş vaziyette. Bizim aramızda derken sadece gözleri benim değil yani bütün Türk komünitesi bu konuda biraz böyle düşünüyor muhtemelen. Şimdi buradan sahile doğru yürüyeceğim. Çizik böyle tatlı bir bölge diyebiliriz. Biraz beyaz bir bölge. Böyle tek renk bir bölge. Zaten hani batının böyle bir şeyi var galiba. Batı semtleri, biraz daha Londra'nın batısı. Böyle şey bir konservatif bir beyazlıkta diyebilirim. Hatta bakın şöyle yani rotamı sizlerle paylaşırım ya. Nasıl bir rota izlemiş olacağımı. Haritadan bakarsınız hiç olmazsa. Oradan takip etmek daha güzel olur. Şöyle evlerin arasından geçe geçe inelim ufak ufak sahile. Buradan sonra da bir arkadaşımla buluşacağım. O da Putney taraflarında. Putney'e kadar yürüyemem tabii ki. Ama böyle Kew Garden falan o taraflara doğru geldiğimde artık sizlere veda ederim ama oraya kadar bir herhalde bir yarım saatimiz daha var. Dostlar. Tamam abi, hayat genel olarak oturdu diyelim. Oturttuk yani. Şimdi yeni yıldan beklentilerimiz neler? Biraz planlarımızdan bahsedeyim. Ya çok fazla bir şey yok. Türkiye'deki standartları iyice yakalamaya yönelik bir takım o konfor alanlarımızı arttırmaya yönelik bir takım çalışmalarımız olacak. Mesela işte Temmuz'da kontratımız bitiyor. Mevcut evimizdeki kontratımız. Daha büyük bir eve geçme hayalimiz var. Daha büyük derken 1+1 ya da 2+1 bakacağız durumlara. Öyle bir eve
Bu bölgeyi istiyoruz aslında. Bu bölgeye daha sıcağız şu anda. Çizik falan bu taraflar olur diye düşünüyoruz. Kira fiyatlarından bir parça bahsedeyim. Ben böyle bizim kiramızı, bizim kazancımızı, bizim şeyimizi falan pek dile getirmiyorum. Ama hani genel olarak bir genel aralık vereyim en azından. İşte bir 1 artı 1 falan burada 1650'den başlıyor, 1700 diyelim aslında, 1700'den başlıyor. Böyle 2000 civarında bulunuyor. Yani 1700-2000 arasında 1 artı 1 bulunuyor. Aynı aralıkta 2 artı 1 de bulmanız olası. Böyle 1800-2200-2500 pound arasında da 2 artı 1'ler. Artık metrekaresine göre, özelliklerine göre, binalara göre, yenisi, eskisi, bilmem nesi, detayı, bir şeye yakınlığı, uzaklığı falan, bunlar artık çeşitleniyor ama genel aralık bu şekilde diyebiliriz. Yani bir 1 artı 1'e 1700-1750 vermeyi kabul etmek lazım. Genel çizgi bu doğrultuda. Daha düşük kiralar için ise daha uzaklara gitmek lazım. Burası kaçıncı zon oluyor? Burası 3. zon galiba tam. Tam 3'te 4'ün aslında kırılımında kalıyor. Tam o çizgide kalıyor burası. Böyle bir zona geçtiğin zaman aslında daha huzurlu bir yaşam var. Onu söyleyebiliriz. Daha sakin bir yaşam tarzı var. Ama yani çizik öyle değil tam. Çiziğin en azından hani gün şey hayatı devam ediyor. Böyle akşamda açık yerler falan bulabiliyorsunuz. İşte ama gece hayatı falan seviyorsanız da böyle daha da hemen evime varayım, gideyim edeyim falan istiyorsanız, gerçi işte taksi tutuyorsunuz, Uber tutuyorsunuz, gidiyorsunuz geliyorsunuz yani, gecede içeceksiniz vesaire. O yüzden buralarda çok ölümcül mesafeler değil yani. Aracınızı çıkartmadan rahatlıkla bir yerlere gidebileceğiniz yerler. Zaten hani kendimizi sıksak böyle bir buçuk saatte falan en merkezi noktaya buradan yürüyebiliriz aslında. Ama böyle çok zevkli bir yürüyüş olmaz. Böyle dümdüz böyle bir otoban yürüyüşü gibi bir şey olur tahminimce. Evet, şöyle çıkalım. Buradan dümdüz aşağı doğru inip sizleri biraz başka tip evlerin arasında falan da gezdireceğim. Biz burada bir tane şey bakmıştık, flat bakmıştık. 1 artı 1'di. Fena da bir yer değildi ama şimdi abi şöyle bir yolu geçiyorsun. Tren istasyonuna uzaksın falan. Eve bakmak için de bir yürümüşsün 15-20 dakika. Ondan sonra bize tabii alışmadığımız için buralar uzak geldi başlarda. Şimdi hiç öyle hissetmiyoruz yani. Eşimiz, dostumuz burada oturuyor. Akşam yemeğe gidiyoruz, geliyoruz falan. Birbirimize yani ulaşmak artık bizim için çok mesele bir şey değil de ilk zamanlarda öyle gelmiyor tabii ki. Merkezi yerler her zaman çok daha cazip geliyor. Ay. Bakın bir de şu sokağa gireceğim. Bu sokağın içerisinde geçenlerde, bu arada kiralık bakmaya başladık biz ufak ufak. Bir tane kiralık ilanı vardı. O evin oraya doğru gideyim. Ha yok, bu sokak değil ama şurası olması lazım. Neyse, buradan yürüyelim abi. Bak şöyle de göğsümüzü gere gere gidelim. Okey. Yeni yıl planlarını devam ediyorum anlatmaya. Sonuç olarak taşınmakla ilgili bir planımız var. Şeylerimizi geçtik. Nedir? Teorik otomobil ehliyet sınavlarımızı geçtik. Teorik testlerimizi geçtik. Şimdi pratik sınav için günü aldık. Pratik sınavı abi, oh, ne zamana verdi? 6 ay sonraya verdi ya. 6 ay sonraya test tarihi alabildim. İnanılır gibi değil. O zamana kadar araba çalışacak halim yok ama yani şimdi 20 yıl araba kullanınca da insan ehliyeti hemen alırmış gibi geliyor ama öyle olmuyor. Buranın işte kendince kuralları falan var. Hiçbir böyle duyduğum çok nadir arkadaşlarım tek seferde bu sınavı geçmişler. O yüzden bir takım triklerine dikkat edecek şeyleri öğrenmek için de belki bir hoca tutmak sağlıklı olur. Hatta biriyle de görüştüm. Ondan sonra böyle bir hem benim duruma bakacak. Ondan sonra da işte 4-5 ders alırız belki. Ondan sonra da öyle sınava girmeyi planlıyorum. Sonuçta 6 ay sonraya pratik test sınavım var.
Onu da geçtikten sonra işte artık burada yasal olarak araç burada da kullanabiliyorum. Herhalde bizim için en can yakıcı konulardan bir tanesi bu. Mesela Avrupalıların böyle bir ehliyeti şey yapma durumları yok. Yeniden burada ehliyet alma gibi bir şeyleri yok, zorunlulukları yok. Hani sağ direksiyon, sol direksiyon meselesi de değil bu. Trafiğin akış yönü meselesi de değil. Herhalde trafik kültürüyle alakalı bize vermiyorlar abi direkt yani o hakkı. Sen buranın ehliyetini alacaksın diyorlar. Biz de o ehliyeti yeniden 20-25 sene sonra. Ne zaman şu 18 yaşında almışımdır. Yani bayağı almış. 22-23 sene. Şimdi biraz rotamdan uzaklaştım ama bir şey olmaz. Yılbaşı sonrası genel bir sakinlik var. Her yerde olduğu gibi yani Türkiye'de de böyle piyasa çok durgun. Firmalar şeylerini yeni pazarlama bütçelerini ayarlayacaklar. Bize bütçe düşene kadar şeyi bulacak, Şubat'ı bulacak falan. Gerçi Şubat'ta bizim Türkiye'de seramik fuarları falan oluyor. Orada bazı markalar var çalıştığımız. Onların işlerini falan yapıyoruz. Katalog matalog çıkartmaları gerekiyor o zamana kadar. Onları yaparız muhtemelen. Fiyat tekliflerini geçtik. Artık günümünü belirli olur. Burada ise böyle biraz daha chill. Sakin. Böyle şey. Sakin geçecektir yani burası. Bu aralar. En azından ayın ortalarına kadar sakin geçecektir. Ama böyle dediğim gibi subscription müşterilerim var. Her ay düzenli hizmet verdiğim, faturalarını kestiğim, hem sosyal medyalarını yönettiğim hem de fotoğraf ve video içeriklerini sağladım. Onlarla şeyler devam edecektir. Sohbetler. Bir başka hedefimiz de biraz daha fazla herhalde. Şimdi ilk geldiğimiz sene de tabii ki biraz müzikal, biraz tiyatro, biraz bir şey şey yapmaya çalıştık, hazmetmeye çalıştık. Yani burada ne oluyor, ne bitiyor falan tarzında. Ama bunu şimdi daha bir rutine bağladık. Şimdi son dakika alırsanız biletleri anormal pahalı oluyor ama daha önceden plan yaparsanız... Hani tatil almak gibi abi hani Ocak'ta Şubat'ta alırsan ucuz alıyorsun. Burada da aynı şekilde bütün biletler anlamında öyle bir standart olduğunu söyleyelim. Güzel bir şeye geldik ya. Ama her yer kapalı. Bak şurada bir Copper Cove diye bir şey var. Pub, restoran karışık bir yer var. Ondan sonra ama kapalı. Bir tek market falan açık yani. İndiğim bir restoran var. İyi Indian'lara düştük ya. İyi Indian lezzetli oluyor hakikaten. Çok keyifli oluyor. Seviyoruz. Böyle sakin sakin. Bir yürüyüş oldu bugün. Bütün sektörler için böyle yavaş anlar. Gözde için tam öyle sayılmaz. Gözdeler yeni bir ürün çıkartıyorlar şimdi. Onun lansmanı falan var. Gözde de biraz onunla boğuşuyor. Bu arada biz yarın şeye gidiyoruz. Ufak bir tatilimiz var. Almanya'ya gideceğiz. Almanya ve Prag yapacağız. Öyle bir hani hafta sonunda bağlayacak. Böyle 4 günlük 5 günlük bir şey olacak. Kısa bir tatil olacak. Ben daha önceden Berlin'e gitmiştim. Gözde'yi bir gezdirmek istiyorum. Gözde de daha önceden Prag'a gitmişti. O da beni gezdirmek istiyor. Öyle bir şey yaptık. Aradaki bağlantıyı da trenle kat edeceğiz. Oradan da videolar paylaşıyor olurum sizlere zaten. O tatilimizi de paylaşırım. Bakın şunlar da şeyin belediyenin aslında verdiği dar gelirli vatandaşa sağladığı evler normalde. Ama zaman içerisinde bunların tabi belediye acil para ihtiyaç olunca bazılarını satmış bunların. Hani kiralarını yemeği bırakalım da biz çünkü çok düşük bir kira alıyorlar muhtemelen. Ondan sonra satmaya başlamış falan. İçinde oturan kişilere satmış zaten. Ondan sonra çok küçük paralara. Onlar da şimdi kiralıyorlar falan. O şeyin tatminini yaşıyorlar.
biraz ya havadan gelen para demeyelim de hani o şey yani kolay elde edilmiş paranın diyelim. Yani kimin kimsenin zorluğunu bilemem tabii ki de şey olmuş yani sürprizli bir para diyelim hadi sürpriz bir para. Bak şöyle bir evle de bak şöyle bir evde oturmanın maliyeti çok pahalı abi. Şöyle bir consul house'larda böyle karşılıklı olabiliyor. Şehrin içerisinde çok güzel dağıtmışlar. O yüzden getto dolaşma oluşmuyor yani. Böyle dar gelirlinin şeyi zenginin bilmem nesi falan gibi böyle kültürler birbirleri arasında bence eriyorlar. O güzel bir buluş. Hani biz buraya dar gelirli konutu yapmayalım abi. Burası pisleşir falan demiyorlar da onu çok güzel karıştırıyorlar. İyi bir blend oluyor. Hiç olmazsa hani çocuklar en azından aynı okulda buluşuyorlar falan. Haliyle o aileler de kaynaşıyor. O şeyler de birleşiyor. O güzel bir şey bence. Yani bir taraf gettolaşmıyor hiç. O doğru bir şehir planlaması. Hatta kraliçenin sarayının dibinde falan da böyle bir şey. Yine konsül havuzlar falan var yani. Vatandaşları zamanında yerleştirmişler oraya yani hiç böyle bölge ayırt etmeksizin onu çok güzel yaymışlar. O tatlı bir şey. Ay. Evet. Buralara gelince haliyle ya böyle bir otobüs kullanacaksın. Şurada gerçi tren hattı var ama şeyi nerede bilmiyorum. İstasyonu nerede bilmiyorum. Çok pratik bir yerde değil galiba. Ya da işte araba alacaksın bir yerlere ulaşacaksın ama yani merkeze gidiyorsan araba almak çok şahane bir şey değil. İşin gücün merkezdeyse bir şey değilse. Ah. Çünkü şey park edecek yer yok abi. Evet şöyle tren yoluna çıktık abi bak. Hop. Şöyle o manzarayı da sizle. Tatlı ya. Paylaşayım. Başka ne dedik planlar? Ha şeyleri bahsediyordum ya. Ya birkaç tane konser bileti aldık. Birkaç tane bale bileti aldık. Bunları böyle ay ay yayalım diyoruz. Çünkü gerçekten önceden almak çok çok avantajlı oluyor. Konserler için aynı avantajdan bahsedemem ama hızlı sold out oluyor. Biletler çok hızlı tükeniyor aslında. Bir de hani ünlü gruplar, bilindik gruplarsa falan çok hızlı tükeniyor. O yüzden onları biraz erkenden erişmek faydalı. Biz ne aldık abi bak. Şey var. Motley Crue and Def Leppard konseri var. Motley Crue'yu da çok severim ama Def Leppard'ı daha çok severim. Bu ikisini bir arada bulabileceğim bir konser. Londra'da Wembley Stadyumunda yapılacak konser. Biz de biletlerimizi aldık. Ne zaman? Temmuz ayında. Temmuz ayında değil mi? 20'si. Temmuz'un 20'sinde Def Leppard ve Motley Crue konseri var. Şimdi Def Leppard izledim. İki kere izledim hatta Türkiye'de. Çok severim. Çok sevdiğimiz bir İngiliz grubu. Hair Rock döneminden falan böyle çok esintileri de olan. Özellikle tabii 80'ler sonu şeylerini falan çok seviyorum. 87 albümü. 87 miydi? 88 miydi o albüm? Hysteria. Çok güzel albümdür. Neyse. Şey, tek kollu davulcu bir kaza geçiriyor. Bütün kafile, tur kafilesi. Vatandaşın, davulcunun kolu kesmek zorunda kalıyorlar abi. Ama grup hani babacım biz başka davulcu bulalım bunun kolu gitti demiyorlar da işte yeni bir davul setup'ı yapılıyor. Altta kick pedallarına bazılarına tomtomlar bağlanıyor falan. Hani ayaklarla daha çok partisyon çalıyor. Tek kolla da yine snare'lar vesaireler ritimler için kullanmayı sürdürüyor. Ve Hysteria albümü işte böyle bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkıyor aslında. Kaç sene bekliyorlar? 4 sene bekliyorlar galiba grup. Bu setup'ın, fizik tedavilerin ve hani bütün şey tedavilerin sağlanması açısından, zaman harcanması açısından. Ya dikkatim dağıldı kusura bakmayın. Bakın ne kadar güzel bir ev ya.
Burada böyle bu tip güzel evler görünce de insan şöyle bir bakmak istiyor. Hatta bir karşıya geçelim. Ha bir de şunu göstereyim ya. Ha, bakın şöyle ağaç bırakmışlar. Arzu edenler hani yılbaşından sonra kullanılmış ağaçlar var böyle. O kullanılmış ağaçları insanlar evine götürmek istersen oradan alıyorsun, evine götürüyorsun abi. Öyle de bir hani dönüşüm şeyi var. Yani sokağın ortasına bırakıyorsun daha önceki kullandığın ağacını. Ay. Evet, nehre doğru vardım biraz. Thames Nehri'ne. Şimdi buradan bakalım biraz manzaralara. Evet neyse, Motley Crue ve Def Leppard konser biletimiz var. Temmuz'a kadar heyecan dorukta bekliyor olacağız. Bu da tatlı bir evmiş. Tam burada rutubet olur be aga. Değil mi? Evet ya. Tatlı yerler var da sıkıntısını derdini bilemezsin yani. Ha şey bak şu yaşımıza geldik. Bir Kuğu Gölü Balesi izledim mi? Yok abi izlemedim. Yani biliyor musun müziğini? Biliyoruz. Tamam. Çaykovski dinliyoruz yani. Seviyoruz fakat. İzledim mi abi Kuğu Gölü Balesi? Yok abi izlemedim. Yani ama bir tane güzel bir Kuğu Gölü Balesi izleyelim. Bu arada hep sold out hakikaten. Çok hızlı bitiyor çıktığı anda. Biz de böyle bir önümüzdeki aya bir şeyimiz var. Kuğu Gölü şeyimiz var. Ondan sonra yine Fındık Kıran operası. Ondan sonra bu ikisini falan burada bir şey yapalım, halledelim. Sonra bir daha ne zaman gideceksin yani? Müzikallere falan yine gittik birkaç tanesine. Birkaç müzikal daha kapatırsak harika olur. Böyle hani sinemada dışında diğer aktiviteler. Birkaç tane stand-up komediye gittik. Onlar çok tatlıydı, keyifliydi, güzeldi. Hatta böyle bir şey gibi, bizdeki open mikro şey açık mikrofon günleri gibi. Aa, gelin şuradan şöyle bir sahile inelim ya. Açık mikrofon geceleri gibi şeyler olmuştu. Günler böyle 4-5 tane falan farklı şey çıkıyor, komedyen çıkıyor. Stand-up'larını yapıyorlar falan. Ondan sonra onları izlemiştik böyle. Çok da ucuz hesaplı şeyler oluyor. Burada işte hemen Christmas Carol falan o tip böyle şey parçalarının söylendiği, yılbaşı opera parçalarının söylendiği korolarla birlikte. Onlara bir tane bilet almıştık. Geçen hafta hatta onu izledik falan. Böyle bir yılımızı daha çok bu tip sosyal aktiviteyle de dolduralım istiyoruz. Şimdi ileriye dönük de plan yapınca insan daha çok heyecanlanıyor abi. Ne demek istiyorum? Yani şimdi sürekli aynı şeyin içerisinde debelenince haliyle insan bir parça artık doluyor. O taşma patlama anında da ben bir kendime zaman ayırayım falan dediği zaman işte bu tip şeylere saldırıyor genelde. Ama şey olduğu zaman çok motive oluyorsun. Biz Türkiye'de de öyle yapardık. Böyle ileri tarihli tatil, ileri tarihli bilet, ileri tarihli organizasyon. Seni o zamana kadar taşıyor böyle bir heyecan içerisinde o anları bekliyorsun falan. İşte bir ay sonra şeyimiz var işte bir şey biletimiz var ona gideceğiz falan diyorsun. Kendi aranda bir müsaadenizle burnunu sileceğim. İşte o anları beklerken falan zaman daha kaliteli, daha güzel geçiyor, daha heyecan verici geçiyor. Böyle sadece çalışıyorum ve şey yapıyorum gibi değil de debeleniyorum gibi değil de böyle yani ileriye dönük planlarınla falan şey yapıyorsun hayatını. Daha kaliteli hale getirmeye çalışıyorsun. Aa bir bilet daha aldık onu da söyleyeyim. Depeche Mode. O grubu daha çok biliyorsunuzdur muhtemelen. Depeche Mode biletimiz var. Ama bir arkadaşımızla gideceğiz. O yüzden arkadaşımız Türkiye'den gelecek. O yüzden dedik ki Almanya'da Münih'te buluşalım. Münih'teki Depeche Mode konserine bilet aldık. O yüzden bir ufak Münih seyahatimiz daha olacak. Bu arada çok tatlı bir yerden geçiyorum. Şurada ufak bir pub var. Biz buraya bir kere daha denk gelmiştik Gözde'yle bir yürüyüşümüzde. Hatta Dünya Kupası finali ya da İngiltere'nin bir maçı falan gibi bir şey vardı. Böyle bayağı bir bu pub'ın içerisinde kalabalık bir şey kadrosu vardı. Taraftar kadrosu vardı. Depeche Mode konseri Münih'te. O ne zamandı ya? O da tam hatırlamıyorum.
O da Temmuz'da bir şey de olması lazım. Ya da Haziran ortası mıydı? Tam hatırlamıyorum yani. Neyse, aldık biletlerimizi. Henüz daha kalacak uçak biletidir bilmem nedir falan, onları ayarlamadık. Onlara da sıra gelecek bir zaman. Ama işte böyle 6 ay sonrasına keyifli, bize göre tatlı büyüklükte bir organizasyon. Ondan sonra araları da ufak tefek böyle organizasyonlar falan, minik kaçamaklar falan sıkıştırınca hayat daha tatlı oluyor. Oh. Bu çok güzel bir yürüyüş oldu bence ya. Yani benim çok hoşuma gitti. Biraz çal çene tabii. Böyle dağınık dağınık da anlatmış olabilirim. Antrenmansızım. Şimdi bu yürüyüş videolarını daha sık yaptığım zamanlarda daha seri ve daha akıcı konuşuyordum muhtemelen, ama şimdi o şeyimi sanki biraz kaybetmiş gibiyim. Ama yakalarız ya. Bu şey Ocak ayları falan dediğim gibi rahat oluyor. Belki bir bu hafta ayın içerisinde daha şey sıkıştırabilirim. Bir yürüyüş videosu daha belki sıkıştırırım. Yürümekte bir şey yok da işte. Yürüdün ettin, kameraya aldın. Bütün koşullar uydu uymadı. Editledin, paylaştın falan. Çok dertli bir şey değil aslında. Bu böyle üretmesi nispeten kolay videolardan bir tanesi. Ama yine de. Bakın çok tatlı böyle private bir araymış. Oraya giremiyoruz ama. Böyle denize nazır evlerin o arka tarafta da arka bahçeleri ve ortak alanları var. Yani en azından böyle bloke etmemişler böyle şeyleri. Deniz diyorum sürekli yani, nehrin kıyısını. Nehrin de bu arada şey debisi biraz, hem debisi düşük hem de seviyesi biraz düşük. Böyle en azından bazen oluyor ki hani neredeyse buradan taşıyor su. O yükseklikteyken tabii hani o çakıllar makıllar hiç olmuyor. Aşağıya inemiyorsunuz. Gördüğünüz gibi insanlar da biraz böyle bir tatil havasında zaten. Bu ara pek çalışmıyor insanlar. Yani çalışıyorlar da böyle hafif. Şey böyle. Yarı zamanlı gibi böyle. Verim düşüktür yani. Üretkenlik düşüktür. Bu arada işte ehliyet alma falan dedim. Onlarla da ilgili video yapacağım. Hani teori testinde nelere dikkat etmek lazım? Uygulamalar var. Onlardan biraz soru, cevap, bir şeyler çalışmak gerekiyor falan. Onun da dışında. Hadi şuradan artık çıkayım belki ya. Nehir kıyısı güzeldi ama. Bak şuradan da bir tatlı bir aralıktan şöyle çıkalım. İşte o teori testidir, pratik testidir. Nelere dikkat etmek lazım, ne yapmak lazım, nerelerden, nasıl, ne yapılır. O konular çünkü en çok bir yandan merak edilen konular. Yapması böyle süper zevkli olmuyor benim için. Ama yine de şeye, topluma fayda niyetine öyle bir şeyleri üretmeyi seviyorum. O videolar da izleniyor zaten. Hani, o yüzden iyi oluyor. Ama böyle yapması süper keyifli değil ya, onu söyleyeyim. Şurada garajda güzel bir Jaguar var. Klasik bir Jaguar. XK. Wow. XK 8 mi hocam bu? Tam bilmem o klasik araba dünyasını ama Jaguar XK şeydir yani. İkonik. River Homes diye şeyci var abi. Emlakçı var bak. Direkt spesifik herhalde nehir kenarı evler satıyorlar veya kiralıyorlar. Şöyle bir genel olarak bakalım. Bakın W4 buralara yakın bir tane var. 1500 pound. 3500 pound aylık. Bunlar kiralıklar. Şurada share hold, freehold, share of freehold evler var.
1 milyon 500 binden 2 milyondan falan böyle fiyatlar görüyorum. Bir tane bot ev var böyle 825 bin pound'a falan. Bunlar satılıklar. Evet. Evet, oralara geleceğiz. Şimdilik kiralıklardayız. Satılık kısmına geleceğiz. Ya şimdi ben böyle duran varlıklara süper yatırım yapmayı acayip seven bir tip değilim. Ama burada işte aynı parayı ödeyerek, aynı kira parasını ödeyerek bir mortgage'e girmek çok olası. Bir de buradaki hani kira avantajları yüksek hakikaten. Bir de şöyle bir durum var. İşte o tuttuğunuz, satın aldığınız evi yine ipotek göstererek başka bir ev daha satın alabiliyorsunuz ve hani asetlerinizi büyütebiliyorsunuz. Ya bu ne için lazım? Yani böyle bir hani 5 ev alalım, 10 ev alalım öyle dertlerim yok hakikaten. Ben böyle daha dolu dolu yaşayalım, tadını çıkartalım falan öyle biriyim. Şurada da güzel bir pub varmış ya. Hiç böyle şey havamda değilim. Hani alkol havamda değilim. Yılbaşı öncesi bayağı içildi. Sonrasında da o yüzden yine de daha az sağlıklı bir şey sayılmaz yani. Yine sağlıksız bir şey. Sıcak çikolatayla devam ettim bugün. Aslında daha zararlı değil mi? Şeker almak. Ne diyordum ya? Konu kaçtı. Ha. Evet yani 4-5 ev alalım, bir şey yapalım, köşeye atalım bilmem ne değil de. Ya işte emeklilik için bir şeyler yapmak lazım artık. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi benim işim de böyle fiziksel şeyi yoğun bir iş aslında. Fiziksel enerjinin fazla harcandığı işlerden bir tanesi. Ya şöyle düşünüyorum. İnsan bir şekilde yaşadığı zaman da zaten güzel yaşıyor. Tamam mı? Yani böyle işte parasını harcıyor, yapılabilecek şeyleri yapıyorsun. Yani daha fazla şey yapılabilir mi? Yapılabilir ama zaten hani daha fazla keyif alabilir misin? Bu tartışmalı bir soru ya her zaman. Biz işte yapabileceğimiz kadarı güzel, kaliteli bir yaşam yaşamaya çalışıyoruz. Abi ne lazım bundan sonrası için? İşte güzel bir emeklilik planı lazım. Yani böyle annelerimizden, babalarımızdan, böyle ebeveynlerimizden, büyüklerimizden de hep gözlemlediğimiz daha iyi bir emeklilik planına her zaman ihtiyaç var. İnsan bunu yaşarken tam özümsemiyor ama yaşlandığı zaman tam bunun içerisine düşüyor. O zaman da doğru birikimleri, doğru şeyleri yapmamışsa eğer, atılımları yapmamışsa eğer bir parça buruk olabiliyor. Veya aynı çalışma temposu içerisinde böyle ulan 50 senemi verdim hala İşte debeleniyoruz falan gibi bir hayat içerisinde. Yani şimdi debelenmekte bir sorun yok. Şimdi zaten çalışıyoruz. İşte kazanıyoruz. Fiziksel, mental gücümüz buna her anlamda izin veriyor. Ama yaşlılıkta o kadar da bunların içerisinde olmak istemeyeceğiz belki. Belki aynı bugün katlandığımız şeylere katlanmak istemeyeceğiz. O yüzden bir parça artık emeklilik planı yapmaya başlamak lazım. Bunu niye söylüyorum? Beni izleyen arkadaşlarım birçoğu çok gençler. Ama İşte ben 40 yaşına geldim. 40 yaşına geldiğinizde daha çok bunları düşünüyorsunuz. Yani şunu demiyorum. Ömrüm boyunca çalışmayı sürdürürüm. Daha doğrusu ömrüm boyunca üretmeyi sürdürürüm. Ama bir baskının oluşmasını istemem. Yani 2 sene yatsam da en azından köşede yiyebileceğim paramın olduğunu bilmek, huzuru her zaman çok kıymetli bir şey. O yüzden bir şeyleri pivot edebilirsiniz, hayatınızı değiştirebilirsiniz vesaire vesaire. Bu özgürlüğü olabilmesi için de ekonomik anlamda tam olarak bir özgürlüğe kavuşmak gerekiyor. O yüzden de biraz böyle bir yaşlılık yatırımı yapmaya başlamak lazım. Biraz yaşlı sohbeti yaptım ama gerçekten kıymetli bir şey bu. Hatta bizim ebeveynlerimizin bile ne kadar bahsetse de yine de benzer hataları yaptığı, işte ya biraz yatırım yapmak, biraz borca girmek, biraz kredi çekmek, biraz o şeylerle boğuşmayı öğrenmek, o finansal araçlarla boğuşmayı öğrenmek falan, yeni asetler yaratabilmek, paradan para kazanmayı bir parça öğrenmek falan gibi şeyler gerçekten çok kıymetli. İşte şimdi buradaki hayat burada oturdu. Hadi daha da otursun, kendimize böyle bir sene daha verelim diyelim ama ondan sonra artık daha çok
işte biraz daha biriktirme, köşeye bir şey atma, onunla yeni yatırım araçlarına yatırım yapma falan gibi şeyleri daha çok dile getirmemiz gerekecek. Çok böyle finansal bir sohbet oldu. Ay, saatimize bakayım. Allah, biraz geç kaldım buluşmama. Sevgili dostlar, ben burada veda edeyim sizlere. Bir arkadaşımla buluşacağım dediğim gibi. Ona da geç kalmayayım. O yüzden burada keseyim. Ben biraz dönüş yoluna doğru geçeyim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanala abone olun, yorumlar yazın, paylaşın, zil var zile basın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yeni yürüyüş videoları gelecek. Orada da anlatacağım. Daha bir sürü şey olur muhtemelen. Görüşürüz.